Merhaba arkadaşlar, daha önce çok fazla yapraktan bebek üretme videom var. Bir tanesini yorumların başına koyayım. Ama bu kez farklı bir şekilde, daha önce birçoğumuzun hiç görmediği bir şekilde yapraktan sukulent üreteceğiz. Yabancı bir kanalda izledim. Demire çeviri yaptırdım. Çok detaylı öğrendim. Çok da hoşuma gitti. Ve gerçekten muhteşem bir üretim şekliydi. Aslında çok yabancı olduğumuz bir sistem de değil. Sadece farklı bir teknikle olmuş. Öncelikle bunları pazardan aldım. Şunları pazardan aldım arkadaşlar. 3 tanesini. Bunları da pardon, şunları pazardan aldım. Şöyle şunları pazardan aldım, karışmasın. Şunları da A101'den aldım, gelirken dayanamadım. Aldığım sukulentlerin hem formları bozuk bakın, hem de yazdan dolayı tabii ki, hem de marketlerde biliyorsunuz zaten formları genelde bozuk olabiliyor. Şu ikisi normal ama diğerlerinin hepsinin formu bozuk. Hem bunları üretmiş olacağız, hem keseceğiz, biçeceğiz, hem de yaprakları nasıl yatıracağımı size göstereceğim. Öncelikle şöyle bir saksısından temizlemem gerekiyor. Şundan başlayayım, perlemden. Çok perlem var. Çok da güzel yavru alıyorum ama bir türlü gözüm doymadı. Şöyle bir toprağından arındırayım garibimi. Yapraklarını, sert yapraklı olanları seçtim özellikle. Yapraklarını şöyle alıyorum. Bu teknikle çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Bakın, bu yaprak olmaz. Niye? Dipten kıramadım yanlışlıkla. Böyle daha sağlıklı dipten şu şekilde şu kısmı, baş kısmı görünecek. Şöyle alayım. Aslında birçok yabancı kanalda var ama Türkiye'de daha önce yapıldığını düşünmüyorum. Biz aslında arkadaşlar tarçın kullanıyoruz. Tarçın bizim hayatımızda var. Birçok videomda da, hatta yüzlerce videomda da bazılarında bahsetmişimdir. Kullanmışımdır yine. Topraklarıma karıştırdığımı söylemişimdir. Eskiden elimde çok tarçın varken, bol tarçın varken topraklarıma da bir miktar karıştırıyordum. Özel ve koleksiyon türü olan özellikle bitkilerimde topraklarına çok karıştırdım. Ve genelde kestiğimizde şu şekilde sukulentleri kestiğimizde, onun kökünü iptal edeceğim, beğenmedim. Bu kısma yarası kapansın, mikrop kapmasın diye de tarçın sürüyorduk. Hepimiz bunu yapıyorduk. Hepimiz bunu biliyoruz artık. Ama yapraklarda bunu hiç denemedik. Şimdi size yaprakları tarçına batırarak bebek üretimi yapacağım. Ve sonuçları hep beraber takip edeceğiz. Ay ay, gün gün takip edeceğiz. Bu böyle bir seri olacak arkadaşlar. Tarçınla yaprak üretimi yapacağız. Bunun yaprakları dur bakalım nasıl sağlıklı, kopacak mı? Evet, koptu. Bu sık yapraklar, biraz koparırken dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ilk sırada. Türü de bilmiyorum hangi tür. Markete gelmiş, çok da hoşuma gitti. Bakalım, bir üretmeyi deneyelim dedim. Şundan da birkaç alayım. Bunun formu iyice zaten gitmiş. Ama formu bozuk da olsa bebekler yapraktan formu düzgün doğacak. Çünkü yeterli ışık ve aydınlığı alacak. Şimdi bahsedeceğim. Şöyle alayım önce yapraklarımı. Sağlıklı bir şekilde. Ellerim de çok acıyor. Yara oldu hep topraklarla uğraşmaktan. Şu şekilde aldım. Bu benim bahçe tarçınım. Hep burada kullanıyorum bunu. Toz tarçın arkadaşlar. Mis gibi de koktu teras. Öncelikle bir kaba şöyle biraz alın. Bu BİM'den alınan toz tarçın. BİM'in tarçını güzel arkadaşlar ama siz tabii baharatçınıza vesaire öğütebilirsiniz. Şu yapraklar da sağlıklı. Şunları da alayım. Şunlar iptal. Yine şuradan da hadi koparayım. Bu yıl üretim yılım, inşallah nasip olursa tabii. Bunların hepsinin formunu zaten düzelteceğim. Öncelikle biz hepimiz şunu biliyorduk. Toz tarçını batırıyorduk. Yaprağımızı mikrop kapmasın diye. Bu şekilde kuru toprağa dikiyorduk ve 10-15 gün köklenmesini bekliyorduk. Bunu hepimiz yaptık ve artık biliyoruz. Aslında yapmak da lazım. Fakat yaraların birkaç gün kurumasını da bekleyebilirsiniz. Ben genelde biliyorsunuz hiç beklemiyorum. Hemen kesip biçip dikiyorum.
Yaprakları da öyle. Normalde bekletirseniz de köklenir. Bir kabın içerisinde köklendirebilirsiniz. Birçok teknikte anlattım. Böyle şu şekilde yatay dikerek de köklendirebilirsiniz. Yapraklarınızı bekletip öyle de dikebilirsiniz. Toprağa yatırabilirsiniz. Fakat ben hep yaprakları kopardıktan sonra toprağın üzerine yerleştirdim. Şu şekilde birazcık ucunu da gömeceğim arkadaşlar. Tarçının antiseptik özelliği var, mikrop kırıcı. Aynı zamanda köklendirici özelliğinin de olduğu söyleniyor. Bakın bu şekilde yapraklarımı tarçına batırıyorum iyice. Ucunu hafif gömüyorum. Şöyle demir rahat görebildin mi? Sen şöyle. Bu yapraklarım sürekli gözlemleyeceğiz. Aynı böyle sırasında çürüyen olacak mı, büyüyen olacak mı hepsini beraber göreceğiz. Şöyle alayım tarçını elimi. Buradaki hem yaprakta oluşan yara mikrop kapmayacak hem de köklendirme hızlanacak. Çünkü yapraklar önce kök verirse sonra bebek verirse daha hızlı gelişiyorlar. Şu şekilde bol bol hatta şöyle üstüne de alıp bol bol toprağın içine sadece bir milim belki ucunu gömüyorum. Bunlar asla karanlık ortamda bebek büyümez. Benim bebeklerimi bütün arkadaşlarım severler. Öncelikle sabah güneşi alan yerde olacaklar. Yaz dönemi sabah güneşi alan yerdeler. Kış dönemi neredeyse tüm gün güneşte olan bebeklerim var. Teras turlarımda hepsini görüyorsunuz zaten. Şu anda tam böyle sonbahar ortalarındayız. Bu yüzden bebeklerim sabahtan öğlene kadar güneşte olacaklar. Yakıcı güneş yok. Terasım sürekli rüzgarlı. Açık alan yaz kış dışarıda duracaklar. Zirai don olmadığı müddetçe hiçbir risk yok. Eksilerde kontrol etmeniz gerekiyor. Sadece zirai donda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Korumanız gerekiyor. Ama korumak da onu karanlık bir yere hapsetmek değil. Yine aydınlık, güneş alan, ışık alan, bol aydınlık ve bol havadar yerde olmalı. Bu saksımız, melamin kabımızdaki saksımızı sürekli gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kök ya da bebek yapana kadar, bunu görene kadar asla su vermeyeceğim. Tabii bazı türler biraz daha hızlı büyüyebilecek, bazı türler yavaş büyüyebilecek. Çürüyen olabilir. Normal. Fakat biz kontrol edeceğiz. Böyle daha başarılı olursak böyle devam etmeyi düşünüyorum hep. Zaten tarçın severim ben. Her şeyde severim. Ya, tatlılarda, pastalarda da severim. Hani sukulentlerde de eksik olmasın. O yabancı kanalda arkadaşlar çok detaylı inceledim. Bütün bebeklerini bu şekilde üretiyor bir hanım. Ama hepsini böyle biraz daha hani işlem zormuş gibi görünüyor tabii. Fakat değil bence. Biz zaten çok uğraşıyoruz her şeye. Bebek üretimi zaten başlı başına bir emek arkadaşlar. Bu yüzden de bu da zor değil. Toprağınıza da karıştırabilirsiniz. Ben toprağıma karıştırdığım her saksıda çok memnun kaldım. Hem gerçekten bitlenmeyi geciktirdiğini anlıyorum. Bitlerin bu kokuya gelmediğine inanıyorum. Zaten düzenli ilaç yapıyoruz. Hem mikrop kapmıyor sukulentlerimiz. Çünkü gövdelerini kırıyoruz, biçiyoruz. Bu şekilde zarar veriyoruz gövdelerini. Tarçın her zaman koruyucu etki sağlıyor. Şu şekilde dizdim arkadaşlar. Yine bu şekilde sizlerle detaylı paylaşacağım. Bunları da ben dizeceğim. Ayrıca kestiklerimi de bunları da böyle budayıp formu bozulan şu şekilde hatta budayayım. Köklerini de alacağım. Oradan da bir sürü yavru verecek. Şu şekilde budadıklarımı da tarçına batırıp kuru toprağa dikeceğim. Ve 15-20 gün sonra zaten köklenme gerçekleşiyor. Sonbahar tam bir üretim ayı. Bu yüzden sizlerle bunu paylaşmak istedim. Yine hepsini gözlemleyeceğiz. Bu bir seri olsun arkadaşlar. Sıra sıra bakalım tarçınla sukulent yaprağı üretimimiz nasıl gidecek. Ama gerçekten izlediğim videolarda muhteşemdi. Bizimki de olacak. Çünkü biz zaten güzel bebekler büyütüyoruz. Zaten ortamı, ona istediği ortamı veriyoruz. Işığı, havayı. Kök ve bebek verdikten sonra da toprağı kurudukça suluyoruz. Susuz da bırakmıyoruz. Suya da boğmuyoruz. Hatta yağmur yağıyor. Yağmura çıkarıyoruz. Zaten bebek üretiminde başarılıydım. Çok tecrübeliydim. Ama şimdi
Bakalım daha güzel olacağına inanıyorum. Siz de deneyin, yorumlarınıza yazın. Ve ben yine yabancı kanallardan videoları izleyip sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten akıl akıldan üstün ve hepimizin farklı teknikleri var. Biz de bu farklı teknikleri kullanalım ve hep beraber öğrenelim istiyorum. Ben de sizlerle beraber gelişimlerini paylaşacağım, kontrol edeceğim. Çok da güzel olacağına inanıyorum. Hepinize sevgiler dostlar.